Fransa'dan herkese merhaba. Yanımızda çok önemli bir otomobil var. Bu otomobil DS için çok ama çok önemli bir otomobil. Evet şimdi ben kamera arkasına geçiyorum ve DS 4'ü incelemeye başlıyoruz. DS4 markanın şu anda dördüncü modeli. En çok bildiğimiz model Türkiye'den de biliyorsunuz DS7. Ayrıca yine DS3'ümüz var ve şu ileride görmüş olduğumuz, onu da birazdan göstereceğim. Sedan olan DS9'larımız var. Bu sırada şu konuya da açıklık getirmek lazım. DS artık bir Citroen değil. Aslında Citroen'in bir modeli olarak çıkmıştı 60'lı yıllarda. Kendine özgü, kendine has tasarımı olan ve işte ikonik otomobillerden biri haline gelmiş olan bir modeldi o. Bir süre sonra Citroen tekrar dedi ki bu DS modellerini tekrar öne çıkartayım. DS ismini kullanmaya başlayayım ve sonra DS3 olsun, işte DS4, DS5 vesaire derken DS serisi oluşturdu ve sonrasında da PSA grubu bir karar aldı ve DS'i farklı bir marka olarak sunmaya karar verdi ve sonrasında DS7, DS3 ve Demin de bahsettiğimiz gibi DS9 ve sonrasında da bu otomobil DS'i farklı bir marka olarak temsil eden araçlar oldu. Teknik olarak ve altyapı olarak tabii ki PSA grubunun bir parçası ama yönetimsel olarak vesaire DS bambaşka yepyeni bir marka. Tıpkı bunu aslında Volkswagen grubu gibi düşünebilirsiniz. Hani grubun üst sınıfta lüks segmentte konumlandırdığı Audi var ya bunu da öyle görebilirsiniz. Şimdi bu otomobil üzerine geri dönelim. Bu otomobil aslında bir C sınıfı hatchback. Biliyorsunuz Peugeot 308 çıkacak, Opel Astra çıkacak yakın zamanlarda. Onlar da yine aynı bu otomobilin platformunu paylaşacak. Söylediklerine göre bir önceki MP2 platformundan yani altyapı olarak bahsedersek bu otomobil %70 kadar farklı parça kullanılıyor. %70 kadar değiştirilmiş bir platform. Fakat ismi yine mp 2 olarak kalmış. Bu otomobilin rakipleri, daha doğrusu hedef aldıkları rakipler BMW 1 serisi, Mercedes'in A serisi ve tabii ki Audi A3. Tasarım olarak baktığımız zaman onlarla boy ölçüşmesi çok kolay gibi gözüküyor. Çok basit gibi gözüküyor. Tabii burada bir önemli faktör daha var. Fiyat. Fiyatı daha sonra zaten konuşacağız. Daha belli değil ama en azından tahminlerimizi vereceğiz. Ama tasarımsal olarak baktığınız zaman, donanımsal olarak da baktığınız zaman o otomobillerden bence aşağı kalır yanı yok. Hatta bayağı yukarıda kalır yanı var. Sizce de çok yakışıklı gözükmüyor mu? Şimdi DS etkileri diyor ki sunumda bu bir C hatchback. Biz diyor SUV değiliz diyor. Ama cross olarak da başka bir versiyonu mevcut. Bakın aynen burada gördüğünüz gibi şu aşağıda cross yazıyor. Üstte burada tavan barları var farklılık olarak. Tavanımız siyah değil bunda. Şu aşağıdaki siyah parçalar mevcut. Diğerinde de mevcut ama onda krom var. Bunda yok. Önde yine şu alt tarafta bir metal gibi gözüken tampon altı var. Şuralar gördüğünüz üzere yine siyah olarak bırakılmış. Bakın hemen karşılaşmak için söylüyorum. Onda farklılığı görün. Arkaya da geçtiğimiz zaman yine tamponun altında şöyle farklı farklı detaylar var. İşte şu ızgara falan diğerinde yok. Ama Cross modeli Türkiye'ye şimdilik getirilmeyecek ilk partide direk bundan başlıyoruz. Bu arada Cross'un süspansiyon olarak da bir farkı yok. Yani yerden yüksekliği vesaire de birebir aynı. Yani bir donanım tercihi olarak bunu görebilirsiniz. Şimdi otomobilde birçok böyle farklı farklı çizgi var. İşte şuradaki far çizgisi geliyor buraya devam ediyor. Sanki şurada bu tamponun burası çıkık da burada bir yarılık varmış gibi gözüküyor ama aslında bu gündüz farları. Yine DS7'den hatırladığımız onda 5 tane vardı. Bunda da 3 tane yine bu tip far var. İşte sis farı, uzun farlar ve işte yağmurda, siste vesaire gitmek üzere kendi kendine ayarlayabilen çok akıllı bir led matrix var bunun içinde. Şu ortadaki mercek sağa sola dönebiliyor, hareket edebiliyor. Diğerleri sabit kalıyor kalıyor. Anahtarı şu şekilde hemen ondan da bahsedeyim. Bu tarafı tamamen bir Peugeot da süren ama arka tarafta biraz daha DS logosu ile beraber şuradaki detaylarla birlikte daha kalitelerle getirilmiş. Bakın otomobil açtığınız zaman böyle şovlu bir şekilde açılıyor. Farlarımız da açıldı. Şu ortadaki dediğim gibi hareket ediyor. Ve şurada bakın böyle mor ya da işte artık ona ne derseniz böyle pembe gibi yanan farklı ampuller var. O da bu otomobili bayağı ciddi bir şekilde farklı kılıyor. Zaten diyorlar ki biz Paris'te doğduk. Paris bir moda merkezi. Bu konudaki moda markalarımızı biliyorsunuz. Bu otomobilde onun gibi düşünebilirsiniz diyorlar. Daha doğrusu DS markasını. Bakın DS9 geldi. Onu da birazdan şöyle bir hızlıca çekeriz. DS4 birkaç farklı motorla çıkıyor. Yine PSA'dan tanıdığımız motorlar bunlar. 1.2 litrelik 3 silindirli PureTech 130 beygirlik benzinli versiyon var. Yine 1.6 litre 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki versiyon var. Bir de yine 180 beygirlik versiyonun E-Tense versiyonu var. Yani yine DS7'den bildiğimiz plug-in hibrit dediğimiz versiyon var. Şarj edilebilir hibrit. 180 beygirlik versiyon işte arkada bir batarya ve öndeki bir motorla 225 beygire çıkartıyor. Tabii ki biraz da tork sağlıyor. Bu da tabii otomobili şu anda en hızlı DS4 yapmış oluyor. Teknik olarak o otomobilde çok bir farklılık yok. Zaten DS7'den de biliyoruz bir motoru ve bu kombinasyonu ama DS7'den bir farkı var. DS7'de elektrik motoru arka aksları tahrik ediyordu. Yani dört tekerlekten çekişli olarak ilerliyordu. Bunda her şey ön tarafta. Arkada hiçbir şey yok. Arka yine bağımsız değil. Yine U tipi. Torsiyon denilen ama aslında torsiyon olmayan her seferinde bunu söylüyorum. Yarı bağımsız bir süspansiyon sistemi var. Platformda bazı ciddi farklılıklar var dedim ya. Mesela bataryanın yerini değiştirmişler. Şimdi şu alt taraftaki tabanı 2 santim daha aşağı almışlar bataryayı arka aksın da arkasına almışlar. Ağırlık dengesini iyicene koruması anlamında. Hatta onu da şöyle gösterebilirim size. Bakın oradaki egzoz var ya. Egzozun ön tarafında şuradaki kutunun içinde karbon gibi gözüken kutunun içinde batarya yer alıyor. Egzoz da dolayısıyla böyle upuzun diklemesine yerleştirilmiş bir pozisyonda. Hemen eğilmişken jantlarımıza dönelim. Normal şartlarda büyük tasarlanmış çamurluklar ve büyük lastiklerle geliyor bu. Bu 20 inçlik bakın. 245, 40, 20 ebadında ya da 18'de standart isterseniz almanız mümkün. Sadece tasarım değil teknoloji olarak da birçok yenilik mevcut. Bakın burada iki tane kamera var. Bunların bir tanesi termal kamera. Gece görüşünü sağlıyor. ısıya duyarlı olarak çalışıyor. Bir tanesi zaten park sensörü olarak çalışıyor. Burada da tabi radarımız var. Radarımızda adaptif hız sabitleyicinin yani adaptif cruise kontrolün verilerini sağlıyor. Bir kamerada hatta iki kamerada bakın şu yukarıda var. Şöyle gösterebilirim aktif ve pasif güvenlik sisteminin kameraları. Yani ön tarafa bir şey çıktığı zaman ya da işte bir şey olduğu zaman oradan algılıyor. Ha tabii o kameralardan biri de neye yarıyor biliyor musunuz? Bunda değişik bir sistem var. Adaptif bir süspansiyon var ve o kameralardan biri ya da belki de şu kameralardan biridir. Tam bilmiyorum çünkü bayağı bir kamera var. Ön tarafı 25 metre ileriye kadar sürekli yeni zemini analiz ediyor ve orada atıyorum bir çukur, bozuk zemin vesaire geldiği zaman süspansiyonu ona göre önceden ayarlıyor ve bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Bu otomobil E-Tense yani hibrit bir otomobil. Bakın kapıları çok ilginç. Bastığınız zaman açılıyor ya da anahtardan bastığınız zaman yine açılabiliyor. <laughs> Hemen şurayı göstereceğim size ama birazdan göstereceğim. Yani eski DS4'lerin arka camları açılmıyordu ya artık açılıyor. Böyle çok güzel de bir içi var. Ama içinden önce dış tarafı bir bitirelim. Bakın bu hibrit olduğu için bu tarafta bir şarj soketimiz var. Diğer tarafta da bunu içeriden açıyorsunuz gerçi. Bu da normal benzin dolum kapağı olarak görev görüyor. Arka camı çok dar. Şurada kocaman bir spoiler var ve arka camın şuralarında böyle çok güzel detaylar var. Bu otomobilde böyle işçilik ve böyle minik detaylar harika. Ben mesela şuradaki farın oradan gelen çizgiye bayıldım. Şu üstte bir doğal spoiler gibi efekt görüyor. Şu köşeli hatlar vesaire otomobilin bence tasarım olarak bütün rakiplerinden çok daha özel, çok daha güzel. İdent e zaten otomobilin hibrit olduğunu gösteriyor. Bakın, bagaj açma butonu acaba nerede? Onu bile güzel saklamışlar. Bu arada tabii egzozlarımıza bakalım. Her zaman yaptığımız gibi. Bunlar yalancı egzozlar. Burada kameramız burada mı? Değil. Bakın şurada. Elinizi, parmağınızı şu araya sokuyorsunuz. Öyle güzel ayarlamışlar ki düğmeye basıyorsunuz ve elektrikli olarak bagajımız açılıyor. Bu arada bagajımız 370 litre. Yani rakipleri kadar bir bagajı var. Şu yükleme alanı eşiği biraz böyle bakın şöyle göstereyim hatta. Aşağıda kalıyor bagaj. Burası biraz engelleyebilir ama işte buradaki detaylar bakın buraların kapanması falan harika detaylar. İçerisi zaten halı kaplı otomobil. Her şekilde kalitesini ya da işte premium olduğunu hissettiriyor. Bu zemini bile böyle yumuşak halı kaplı. Hemen alt tarafa bakalım. Bakın yine Focal'in subwoofer'ı burada. Amfisi vesaire de içindedir. Şu arkada ise batarya yer alıyor. Bataryanın üst tarafı diyelim. 40 litrelik benzin deposu da daha önde yer alıyor. Bagaj gayet güzel. Yeterli. Elektrikli olarak dediğim gibi kapanıyor. Hemen şimdi bir gelenek olarak arka koltuklara bakalım. Şimdi otomobil biraz basık gibi gözüküyor dışarıdan. Tavana aşağı doğru iniyor. Ama demin bahsettim ya platformda biraz farklılıklar var diye. Tabanın 2 santim aşağı alınması bu tavandaki o aşağı doğru gelen daralmayı biraz kompanse ediyor. Biraz rahatlatıyor. Ama yine de arka tarafta çok rahat olmadığımı söyleyebilirim. Yani arkadaki yolcular için böyle çok kocaman, çok rahat, ferah ferah içeride böyle premium hissedeceğiniz bir hava yok ne yazık ki. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı olduğu için ve elektrikli olduğu için biraz geri geldiği için ben dilerseniz diğer tarafa geçeyim. Burası biraz daha diz mesafesi olarak daha insaflı olacaktır diye düşünüyorum. Bakın dizlerim koltuğa değiyor. Gerçi bakın buralar bile plastik yok. Her yer deri. Her yer deri kaplı. Buradaki dikişler falan çok güzel gözüküyor. Ve bunların hepsi gerçek deri. Şuradaki detaylara da bakarsanız ön koltuk ve arka koltukta da dahil olmak üzere yani arka koltukta biliyorsunuz pek ilgilenmezler. Ama burada, buradaki detaylar falan bence nefis oldu nefis. Nefis ötesi. Burada bir kol dayama. Kol dayamanın içinde bardaklıklar. Buradan bagaja ulaşabiliyorsunuz ufak tefek detayları da göstereyim. Ama şöyle genel hatlarda baktığınız zaman ben arka tarafta çok aşırı rahat olduğunu söyleyemem. Ama gerçi artık kompakt sınıfta çok da bu kadar rahat da otomobiller yok açıkçası. Baş mesafesi konusunda da şurada işte bir iki parmaklık yerim mevcut. İşte bakın şu arkadaki fokal elektra kolonlar bu otomobile tabi müzik sistemi olarak da bayağı önem verdiklerini gösteriyor. İşte buradaki airbag olduğunu gösteren yerler işte şuralar falan oldukça güzel gözüküyor. Arkada ne yazık ki üçüncü bölge bir klima yok. Burada tabii üfleme menfezleri var ama klima yok. Burada da yine iki tane USB yerimiz var. Bunlar USB-C. Birinden bağlanabiliyorsunuz öndeki multimedyaya. Birindense sadece şarj edebiliyorsunuz. Burada da yine bir şeylerinizi koyabileceğiniz bir göz mevcut. Koltuk arkası fileler ise böyle biraz daha dar gibi gözüküyor. Çok yüksek şeylerinizi koyamazsınız. Şaft tüneli, evet şaft tüneli yüksek. Yani üçüncü bir kişi olarak üçüncü bir yolcu olarak ortada seyretmeniz pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ama içerisi harika. O zaman ön tarafa geçelim ama ön tarafa geçmeden önce size şunu da göstereyim. Arkadan çünkü daha belli oluyor. Güzel bir cam tavanımız var. Tabi bakın şuradaki kalınlığı görüyorsunuz değil mi? Bu cam tavan olmadığı zaman burayı bayağı etkiliyor. Bayağı ferahlatıyor. Bakın burada kapılarda bakın metal ızgaralı fokallerimiz, hoparlörlerimiz var, tweeterlarımız var. Yine aşağıda da aynı şekilde var. Burada işte gözlerimiz var. Gözlerin içi tabii ki halı kaplı. Bakın burada herhangi bir kol gözükmüyor. Şurayı böyle güzel bir tasarım yaparak kol yapmışlar. Buradan çekebiliyorsunuz kapıyı. Buradan açıyorsunuz. Şu ise görebiliyor musunuz? Çok güzel bir ahşap. Böyle dokulu elinize geliyor. Ve bu da işte cam açma butonunuz. Yani arkada artık rahatsınız camınızı açabiliyorsunuz. Bakın tam açılıyor mu? tam sayılabilecek bir açılma söz konusu. O zaman hadi öne geçelim. Öne geçmeden önce bir türlü geçemedik. Bir de motora göz atalım istiyorsanız ve dış tasarımı bitirmiş oldum. Logo biraz daha farklı. Motorumuz yine burada aynı şekilde yer alıyor. Turbo ünitemiz, ana merkezimiz, beynimiz, akümüz ve burada işte yine elektrik motoru vesaire ve onun ekipmanlarının yer aldığı belli oluyor. Bakın burada yine ekstra bir yalıtım malzemesi kullanmışlar. Çift taraf amortisörlü gayet bir premium markaya yakışır şekilde yer alıyor. Hemen şurada minik bir detay daha göstereyim. Bakın buradaki hortumlar sileceğin içinden gidiyor ve sağa sola fazla su sıçramadan işini hallediyor. Burayı görüyor musunuz? Bu da çok güzel bir özellik. Birazdan içeri geçince onu da anlatayım. Yine bakın. Fokal elektralar. Şimdi otomobilin şöyle kokpitine baktığınız zaman, ön göğsüne baktığınız zaman böyle biraz daha kaba demeyeyim de saf bir kokpit tasarımı görüyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Bakın burada havalandırmalar yok. Havalandırmalar kapıda. Şu da gördüğünüz gibi. Yani şu şekilde kapadığınız zaman havalandırmalar sanki buradaki göğsün üstündeymiş gibi duruyor ama aslında kapıya dahil açtığınız zaman bununla ayrılıyor. Buradan geliyor zaten buradan geçip size doğru havalarını veriyor. Peki ortadaki havalandırmalar nerede? Onu çok güzel gizlemişler. Nefis bir tasarım detayı var. Şu yukarısı ve aşağısı havalandırma menfezleri. Peki bunları nasıl kontrol ediyorsunuz? Bakın buradan. Yukarı aşağı. Bu da aynı şekilde. Ama şunun hissi, dokunma hissi ve çalışma hissi o kadar güzel ki şuradan da sağa sola verebiliyorsunuz. Otomobilimiz hibrit olduğu için şu anda çalıştı. Yani gitmeye hazır. Tabii ama elektrik gücüyle gitmeye hazır. Klimamızı dilerseniz şuradan açalım. Baya bir klima sesi var açtığınız zaman. Üfleme sesi. Yine PSA grubundaki gibi her şey bu ekranın üzerinde. Burada herhangi bir klima butonu yok. Buraları oldukça sadeleştirmişler. Buralar zaten bakın hep deri kaplı. Üst taraf böyle yumuşacık. Ve dokusu inanılmaz güzel. Ve farklı çeşitli dokularda bu otomobilde mevcut. Altta biraz renk farklılığı var. Bakın. Şu alt ise tabii ki klasik olarak sert plastik ama buralar buralar baksanıza fıstık gibi. Deri kaplı dikişli ve dikişler buraya kadar devam ediyor yanlara kadar ve yani sapa sağlam. Burada bir gözümüz var. Bu gözümüzün içinde hemen şöyle göstereyim. Kablosuz şarjımız var. Burada yine bir USB yerimiz var. 12 voltumuz var. Şurada da iki tane bardaklık yer alıyor. Şu ekranı birazdan anlatacağım ama isterseniz burayı kapalı tutmak istiyorsanız şurada da bir yerimiz var. Telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Koltuklar nefis. Soğutma, masaj, ısıtma, direksiyonda da yine aynı şekilde ısıtması vesaire her şeyi mevcut. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Head-up display. I. Bakın siz buradaki ekrandaki modları değiştirdiğiniz zaman head-up de değişiyor çok gelişmiş bir head up display. Bunu da özellikle anlattılar ve head up display öyle farklı gözüküyor ki sanki bu camda değil de sizin otomobilin burnunun belki birkaç metre ilerisinde size gösteriyormuş gibi. Navigasyonu gösteriyor, haritayı gösteriyor, yol durumunu gösteriyor, bütün uyarıları yapıyor ve renkli bir şekilde yaptığı için de siz buradaki küçük ekrana bakmıyorsunuz bile. Küçük ekran. Evet, burada böyle bir yuva var ama ekranı biraz daha küçük kullanmışlar. Uyarı ışıklarımız sağda solda. Ama burada zaten her şeyi görebiliyorsunuz. Burada da böyle inanılmaz kocaman bir ekran yok. Diğer rakipleri gibi. O konuda çok iddialı değiller ama uzunlamasına bir ekran yapmışlar. Ama burada yine DS'in iddialı olduğu ve farklı olduğu bir yer var. O da şurası. İr istiyorlar bu sisteme. Burayı yine diğer markalardaki gibi böyle çevrilen bir kumanda olarak düşünebilirsiniz. Multimedia'yı ayarlayabilen. Ama burada farklı bir şekilde yapıyorsunuz. Bakın sağa sola gidebiliyorsunuz, yazı yazabiliyorsunuz. Ya da buraya biraz bası tuttuğunuz zaman bakın böyle bir ekran çıkıyor. Ekrandan şöyle sağa sol yaparak seçim yapabiliyorsunuz. Bakın radyo, koltuk seçeneklerine bakalım. Burada masaj modlarımız mevcut. İstediğinizi böyle seçebiliyorsunuz. Ama bunları mesela buradan seçemiyorsunuz sağa sola giderek. Buradan yapacaksınız. Farklı farklı size masaj yapabiliyor ya da işte buraya geçtiğiniz zaman da ısıtma ya da soğutmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyi buradan yapıyorsunuz. O biraz zor alışmak gerekiyor. Kısa yol tuşları yok çünkü. Burada kısa yol tuşları sadece işte klimaya direkt bağlanabilme, işte rezistans açma, iç dolaşımı farklılaştırıyor. Anında mesela çok soğuk havalarda girdiğiniz zaman işte bir anda maksimum sıcaklık ya da çok sıcakta minimum sıcaklık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kısa yol tuşu yapmışlar. Arka cam için rezistans, bu çünkü ön cam için. Bu da işte bastığınız zaman her şeyi kapatan bir sistem var. Bu arada arkadan gelen havalandırma sesi, bataryanın soğutma sesi, batarya fanları. Detaylı inceleyelim. Derin bir torpido gözümüz var onun dışında. Burada falan herhangi bir yerimiz yok. Dediğimiz gibi şuradaki kol çok detaylı, çok güzel ve bu bayağı sağlam. Sanki elde kalacakmış gibi duruyor ama bayağı sağlam. Burada da arka koltuklar gibi bakın güzel ahşap detaylar ve bu detaylar başka hiçbir yerde yok otomobilin. Sadece şurada küçücük kullanmışlar. Ve burada cam açma butonlarının şöyle yanlamasına farklı bir açıyla yerleştirmişler. Yine arka çocuk kilidi vesaire de ve arka kapılar da bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Benzin kapağını buradan açıyorsunuz. Yine direksiyon ısıtmamız vesaire. iki kere bastığınız zaman da bagajı açıyor. Bu normalde aynaları şu şekilde ayarlıyor ama böyle yukarı bastığınız zaman da Head-Up Display'in sizin boyunuza göre ayarlanmasını sağlıyor. Yukarı aşağı sağ sola götürebiliyorsunuz. Yine ortada bir opalor sistemimiz var, fokalin sistemi. Ses bu arada gerçekten güzel. Chateau Louvre 1953. Exact. Louis içeride sinema sinema gibi. Sesi buradan ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi direksiyondan ama buradan da yine ayarlamanız mümkün hızlı bir şekilde. Bu vites selektörümüz geri 360 kamera falan zaten hepsi var. Ya da işte bastığınız zaman drive moduna geçiyor. B de işte çok trafikte falan kullandığınız zaman elektrik motorunu daha doğrusu bataryayı maksimum şarj edebilecek sürüş modu olarak algılayabilirsiniz. Bu herhangi bir şey değil. Buraya da işte avucunuzu koyuyorsunuz ki bunu rahat rahat yapabilin diye. Burada da sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Sürüş modlarında full elektrik gideyim derseniz yaklaşık 60 kilometrelik bir menziliniz oluyor. Comfort, hibrit ya da sport olarak da bunu seçebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman bakın ana ekrana dönüyorsunuz. Buradan da navigasyondu ayarlayabiliyorsunuz. Preconditioning diyor. Siz mesela her gün sabah 8'de işe gidiyorsanız ve soğuk bir yerde yaşıyorsanız ya da sıcak bir yerde yaşıyorsanız ona göre saati kuruyorsunuz. Siz gelmeden belki 5 dakika önce klimayı çalıştırıyor ve içeriği ısıtıyor, koltuklara dahil olmak üzere ya da aynı şekilde soğutabiliyor. Bunlar hep çok güzel özellikler. Tabii aynı zamanda yine telefon aplikasyonlarımız var. MyDS olsun ya da başka bir şeyler olsun. Oradan otomobille ilgili bütün bağlantıları yapıp bu bahsettiklerimi yine o aplikasyon sayesinde de yapabiliyorsunuz. Direksiyon çok şık. Gerçekten çok şık. Oturuş pozisyonda hiçbir sıkıntı yok. Aynamız yine çerçevesiz. Çok şık ama aynadan baktığınız zaman bakın. Arka görüş biraz kısıtlı tasarımdan mütevellit. O da zaten çok dikkate alınacak bir durum değil açıkçası. Night Vision yine DS7'de olduğu gibi var. Bu ekranı komple bir enfaruj yani ısıya duyarlı kamerayla size gösteriyor. Bu sistem ne yapıyor? Yine 25-30 metre ilerideki bütün her yeri tarıyor ve oradaki ısısı farklı olan objeleri yani bu hayvan olabilir, bir insan olabilir ya da işte başka bir şey olabilir, otomobilin egzozları vesaire onları algılayarak sizi buradan uyarıyor. Ama bu hiçbir şekilde otomobile ne fren yaptırıyor yine ya de başka bir şey yaptırıyor. Ama onun çalışması için gece olması lazım çünkü sadece gece algılayabiliyor. Şurada size bir uygulama yapayım. Görüyor musunuz? Mesela karşıdan karşıya geçerken bir anda onu yakınsınız diye gösteriyor. Bu da yine aynı şekilde bunu üstteki head-up display'de gösteren ekranımız. Gördünüz mü? Bu arada otonom sürüşün bir ileri düzeyi var bu otomobilde. Normal DS7'de bulunanın bir üst seviyesi, bir üst versiyonu. Bunun çok değişik özellikleri de var. Mesela normal e, akan trafikte 130 km civarında mesela giderken öndeki otomobile göre ayarlayabiliyorsunuz cruise kontrolü ve onu takip ediyor sürekli. O durduğu zaman duruyor ve devam ediyor. Full trafiğe girerseniz 3 saniye kadar durabiliyor sıfıra kadar ışıklarda. 3 saniye geçtikten sonra size soruyor. 3 saniye geçmezse de tekrar öndeki otomobil kalkarsa bu da otomatikman kalkıp ilerleyebiliyor. Sizin gazaya da frene basmanıza gerek yok. O sırada öyle bir trafikte yine çok kalabalık bir trafiğe girdiğiniz zaman mesela normal şartlarda bu iki tane şerit arasında tam ortada durması lazım ya otomobil. Öyle çok bir kalabalığa girdiği zaman biraz daha sağa yanaşıyor. Niye? Çünkü sol taraftan motosikletler geçebilir. Onu bile düşünerek her geçen gün bu sistemleri geliştiriyorlar. Otonom sürüş 2.0. Daha bunun 3.0'ı var, 4.0'ı var. Direksiyondan hiç elimizi ayırmadan... Bacak bacak üstüne atarak ya da burada trafikte geçirdiğimiz zaman içinde işlerimizi yaparak zaman geçirebiliyoruz. Sanırım size bayağı ayrıntılı bir şekilde anlattım İçini, dışını, bagajını, motorunu her şeyini. Şimdi de biraz sürüş özelliklerinden bahsedelim. Tabii onun için yola çıkmamız lazım. Aslında benzinli kullanmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Sadece elektrikle bakalım gidelim. Elektrikle nereye kadar gidebiliyorsunuz? %90 bataryamız var diyor. 50 kilometre gidersin diyor. Gidip geliriz. Head up display e bayıldım. Önde harita da var çünkü bunu da oraya aktarıyor. Nefis. Bu arada Fransa'daki Covid durumunu da biraz anlatayım size. İnsanlar dışarıda maske takmıyor ama kapalı mekanlara girdiğiniz zaman herkes maskeli. Ama sokakta böyle maskeli dolaşan çok bir insan göremiyorsunuz. Biraz altyapıdan bahsedeyim. EMP2 platformunun geliştirilmiş versiyonu. Bu zaten bütün PSA modellerinde kendini kanıtlamış bir altyapı. Yeni 308 ve Opel Astra'da yine bu altyapıyı paylaşacak. Hibrit versiyonlarda yine aynı şekilde paylaşacak. Altyapı derken ve e-Tense kullanırken DS7 e tense e göre biraz karakter farklılıkları var. Niye var? Çünkü bunun elektrik motoru ön lastikleri tahrik ediyor, diğeri arkayı tahrik ediyordu. Ve yazılımsal olarak da biraz daha farklılıklar var. Batarya da biraz daha farklıymış. Ama motor güç ünitesi falan aşağı yukarı hepsi aynı. Bastığınız zaman ciddi anlamda gidiyor. Ciddi anlamda bir performansınız var. Ama böyle elektrik modunda da işte normal kullanımda bakın bayağı bir yol geldim 48 kilometre hala menzilimiz var diyor. Hiç şarj etmeden sadece elektrikle 50 kilometre kadar şehir içinde işinize gidip gelebilirsiniz. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. DS Türkiye bu otomobili ya da herhangi bir DS satın aldığınız zaman, E-Tense'i satın aldığınız zaman size Wallbox'a yani evinize kurabileceğiniz şarj istasyonunu ücretsiz olarak veriyor ve evinize ya da iş yerinize bağlayıp otomobilinizi şarj edebiliyorsunuz. Zaten elektrikli otomobilleri biliyorsunuz. Şehir içinde trafikte daha az harcıyorlar. Benzinli ya da içten yanmalı bir motor trafikte daha fazla yakıt tüketirken, tüketimi artarken elektrikli otomobiller trafikte uzun yola nazaran daha az tüketiyorlar. Yani orada çok avantajlılar. Dolayısıyla şehir için bence 50-60 kilometreler böyle bir otomobil için gayet ideal. Hemen hibrit moda geçelim. Hibrit modda da zaten buralarda gereksinim olmadığı için motorumuzu çalıştırmıyor. Motor gayet sessiz. Sessiz olmasının yanında otomobilin izolasyonu da harika. İzolasyon konusunda çok iddialılar. Burada gripli yani böyle biraz parçacıklı bir asfalt var. Ses yapan bir asfalt var. İyi tutan bir asfalt var. Ona rağmen yine içerideki İzolasyon müthiş. Hatta bu otomobili ilk eskizlerini çizerken direksiz cam yapalım demişler. Ama direksiz cam niye yapmamışlar sonrasında? İzolasyonu etkileyeceği için yine direkt koymuşlar. Çünkü bu otomobil sessiz olmalı. Hatta diğer rakiplerine göre daha da sessiz olmalı. Amaçları hep o ve bunu da başarmışlar gibi gözüküyor. Bir de tabii elektrik motoruyla gidince huzur. Ben seviyorum bu elektrikli otomobilleri. Her ne kadar motor kafa olsak da benzinlerden vazgeçmesek de içten yanmalılardan yine de bu kaçınılmaz bir gerçek. Ve teknoloji öyle bir ilerliyor ki insanı böyle içine çekiyor. Tabi bu yeni platform ve DS markasının getirmiş olduğu bu izolasyonlar vesaire bu otomobili tabi ki premium sınıfa taşıyor. Bu iddialı otomobillerle mücadele edebilecek duruma getiriyor. Burası net. Aynı zamanda da bu yeni platform sayesinde otomobilin yol tutuş konusunda da ileri bir seviyeye taşıyor. Mesela bir süspansiyon, aktif süspansiyon konusu çok önemli. Ön tarafı sürekli tarayarak yolun durumuna göre bu süspansiyonu ayarlayabilmesi otomobilin en büyük özelliklerinden biri. Bunlar birçok premium rakipte opsiyon olarak bile olmayan şeyler. Yani yine bahsettiğimiz gibi BMW 1 serisi, Mercedes A ya da Audi A3'ün direkt rakipleri gibi bu otomobili düşünebiliriz. Aynı zamanda biraz da böyle belki Seat Formentor falan da olabilir mi? Tarz olarak falan ona çok benziyor çünkü. Şimdi Gaza oturduğunuz zaman da bayağı da gidiyor. Motor sesi de fazla gelmiyor açıkçası. Şimdi açık söylemek gerekirse otomobili performans anlamında yol tutuş konusunda fazla test etme fırsatımız olmadı. Türkiye'ye geldiği zaman alıp detaylıca bir test videosu çeker. Bu kısıtlı zamanın dışında biraz onunla vakit geçirip tecrübelerimizi size aktarabiliriz izlenimlerimizi. Buradaki izlenim biraz daha böyle ilk izlenim gibi oluyor. Bir saat, bir buçuk saat otomobil kullanıyoruz. Onunla birlikte oluyoruz. Bize bazı şeyleri sunuyorlar. Anlatıyorlar tek tek. Biz merak ettiklerimizi soruyoruz ki bunun öncesinde gelmeden önce Instagram hesabından zaten ben aşağıda işte şunu şunu kullanmaya gidiyorum. Merak ettiklerinizi sorun diye bir hikaye atıyorum. Ve hikaye sonucunda gelen soruların cevaplarını da zaten burada net bir şekilde anlattım. Şimdi gelelim meşhur sorumuza. Tabii o sorumuzu net olarak cevaplayacak kadar tecrübemiz olmadı otomobilde. Dolayısıyla böyle bir yine ön cevap gibi anlatabilirim. Şimdi rakiplerine bakarsanız bir 1 serisi ya da bir Mercedes A serisi ya da A3 yanında otomobilin eksik kalan, geride kalan hiçbir yanı yok. Hatta en başlara dediğim gibi artıları var. Bir kere opsiyon listesi, donanım listesi inanılmaz fazla. İşte bu aktif süspansiyonlar, head-up display'ler, işte buradaki ekranlar, koltuk ısıtmalar, soğutmalar vesaire bu otomobili diğerlerinden daha da ileri taşıyor, daha da iddialı yapıyor. Bu net. Tasarım olarak da baktığınız zaman diğerlerinden bence daha yakışıklı. Daha çok dikkat çekiyor, daha özel hissettiriyor içeride. Kullanırken de aynı durum söz konusu. Özel bir otomobil kullandığınızı hissediyorsunuz. Sessiz, performanslı, aynı zamanda işte bir sürü donanımı vesaire var içinde konforunuz maksimum düzeyde ve işte şuradaki yapılar vesaire tamam bunlar tartışılır. Yani burada bir yuvarlak butondan ne farkı var bunu diyebilirsiniz. Hatta bir sürü karmaşa yaratabilir. Onun da hemen detayını söyleyeyim size. Bunu niye yapmışlar? Çünkü ileride bu otomobili tasarlarken aslında bir sonraki otonom sürüş için tasarlamışlar diyebiliriz. Dolayısıyla daha arkada daha ferah işte bir şeyler yaparak trafikte zaman geçirmenizi öngörmüşler. İşte burada böyle rahat otururken de ekran size uzak olacağını düşündükleri için ekranın ve otomobilin bütün kumandalarını buradan hallediyorlar gibi tasarlamışlar. Yani Mercedes S-Class'ta falan da var ya arkada bir ekran var oradan her şeyi hallebiliyorsunuz 7G7'de. Ona benzer bir durum söz konusu. Fakat sonrasında yeni otonom sistemine yani otonom versiyonuna geçilmediği için yine bunu burada bırakmışlar. İleride geçilirse diyor bir güncellemeyle zaten onu rahatlıkla halledebiliriz diyor. Şu anda burada çok fazla bir yetki yok. Sadece işte harf olarak bir şeyler yazabiliyorsunuz navigasyona zaten buradan konuşarak da bütün emirlerinizi verebiliyorsunuz. Ya da işte ana ekrandan basa tuttuğunuz zaman ana ekran arasında değişimleri yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir ayrıntı. Tekrar geri dönersek sorumuza. Bu otomobili ben diğerlerinin karşısında çok beğendim. Eksisi yok. Şurası da şöyle olsaymış dediğim çok bir özelliği de yok. Çok farklılıkları var. Ama tabii buradaki önemli olan şey ne? Fiyat. Bu otomobil diğerlerinden çok farklı bir fiyatta gelirse bu sefer işte kafada soru işaretleri çıkartabilir. Bu arada tabii bunu da söylemekte yarar var biliyorsunuzdur belki ama DS 2024 yılından itibaren Artık benzinli bir motor Ya da dizel bir otomobil Model üretmeyecek Bu ne demek? Bu otomobil 2024 yılında çöp mü olacak? Hayır Bu otomobilin yenisi Yani 2024 yılından sonraki ürettiği yeni modeller Artık sadece elektrikli olacak O yüzden bu elektrifikasyon sistemi üzerine Ve çevreyi kirletmeden Çevre dostu bir trafik için uğraşıyorlar Üzerine çok çalışıyorlar Dolayısıyla bu otomobilde de o çalışmalarının birçok izi, birçok altyapısı mevcut. Peki bu otomobil Türkiye'ye ne zaman gelecek? Önümüzdeki sene Nisan-Mayıs gibi gelecek. Yani ikinci çeyreği olarak düşünebiliriz. Hangi modelleri gelecek? Bir kere Cross gelmeyecek. En azından ilk partilerde Cross gelmeyecek. Belki sonra talebe göre gelebilir. E-Tense'i fiyatının çok yüksek olacağı nedeniyle vergilerden dolayı getirmeyi düşünmüyorlar. Muhtemelen 130 beygirlik dizel Blue HDI olan ve işte 1.2 litrelik PureTech 130 beygirlik versiyon gelebilir. Her ikisi zaten yine o meşhur bizim EAT8 şanzımanla birlikte geliyor tüm PSA grubunda olan. Dediğim gibi otomobil Türkiye'ye geldiği zaman detaylı bir test videosunu çeker. Daha detaylıca otomobili inceleyebiliriz. O zaman Fransa'dan şimdilik size hoşçakalın diyoruz ve bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bol bol beğenin, bol bol paylaşın. Bol bol aşağıya yorum yapın. Bu otomobille ilgili neler düşünüyorsunuz? Zaten kanalımıza abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle video çan simgesine tıklayarak bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşçakalın. Şimdi bir de DS9'u bakalım. Kullanabilecek miyiz? Lansman DS9 değil ama burada birkaç tane otomobil var. Aradan bir tane kaçırırsam size anlatırım. Görüşürüz.